yem girdilerimizin hepsine korkunç zamlar geldi. Yani. Elektriğe de geldi, elektrik, su, işçiliğe mazot, geliyor, evet. mazota geliyor, her şeye geliyor. Ama bizim süt fiyatları yükselmiyor. Samanı genelde atlık olarak mı kullanıyoruz? Atlık olarak kullanıyoruz. Rasyonda yok değil mi? Rasyonda var. Var mı? Var, kurulara veriyoruz. Eminim bundan sonra, yani bu bir start olacak. İnşallah. Genelde böyle bir çekim yapmamışsınız. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir büyükbaş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet, bugün çok ilginç bir program çekeceğiz. Bakın burada Bufa yazıyor. Manda ürünleri, manda çiftliğini çekeceğiz. Ama bu çiftliğin bir özelliği var. Türkiye'nin en modern manda çiftliği. Zaman zaman haberlere çıkmış. Ama biz çiftliği ilk defa çekeceğiz ve çok ilginç bir şekilde biraz sonra sahibiyle tanışacağız. Sahibiyle tanıştığımızda size bazı başka bilgiler de vereceğiz. Hadi gelin bir tanışalım. Ondan sonra sohbete devam edelim. Evet. Hoş Niyazi geldiniz. Abi, Niyazi Yelkencioğlu. Kendisi hem tamam. arkadaşım hem de Galatasaray'dan abimiz. Tamam. Ve yıllarca beraber olduk ama nasip bizi bir araya burada. Hayvancılıkla getirdi. Aynen. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Memnun İlk oldum. Soracağım soru şu, neden Kandıra? Kandıra'dayız dostlar. Kandıra'dayız çünkü ben Kandıralıyım. Ne kadar güzel. Evet, Kandıra'da doğdum. Babam Öyle Kandıralı. Mi? Evet, bizim aşağı yukarı 200 seneye dayanan bir Kandıra geçmişimiz var. Yani buranın en eskilerindeniz. Çok güzel, çok sevindim. Için... Kandıra'yı da çok severim ayrıca. Evet. Yani Kandıra'da hayvancılık da gitgide gelişiyor şu an. Gelişiyor, anda. Evet. Yani gerçekten gelişiyor. Evet. Şimdi hep beraber bir gidelim yavaş yavaş. Burası son derece modern yapılmış bir çiftlik. Ve şimdi şöyle kısaca bize bilgi verir misin? Yani çiftlikle Tabii. ilgili genel bilgiler alalım. Biz manda çiftliği yapmaya 2012 yılında karar verdik ortağım Ömer Aral'la beraber. Böyle bir çiftlik yapmak istememizin sebebi de öncelikle kaliteli manda sütü elde etmek. Manda sütü elde etmek. Manda sütü evet. elde etmek. Çünkü o manda sütüyle de mozzarella, burrata gibi İtalyan peynirleri yapmak için biz bu yola çıktık. Hayal esasında. Ettiniz Hayal yani ettik. İtalyan peynirleri. Evet. Onun için bu yola çıktık. Baktık ki çevreden alacağımız sütlerle böyle bir yatırıma girmek riskli olacak. Onun için dedik öncelikle kendi sütümüzü üretelim. Onun için de baktık, yerli mandalar verimi düşük. Onun için bu İtalyan peynirleri olduğuna göre nereye gidilir? İtalya'ya gidilir. Oradaki mandalar çünkü sahiden hem iyi süt veren hem de kaliteli süt veren mandalar. Beraberce ortağımla İtalya'ya çok sefer yaptık. Hem çiftlikleri gezdik, atladık gittik. Aşağı 20-25 kere gitmişizdir. Öyle mi? Tabii tabii. Hem çiftlikleri gezdik hem de mandraları gezdik. Peki ama şöyle bir şey var. İtalyan'daki mandalar aslında ilk Osmanlı döneminde Türkiye'den gitmiş değil mi? Ben öyle bir şey biliyorum. Yani öyle bir rivayet var. Şöyle deniyor. Haçlı seferleri sırasında Türklerin Anadolu'ya bütün mühimmatlarını taşıyan mandalar orada kalmışlar. Öyle mi? Orada kalmışlar. Ha, şeyle seferlerle, seferlerle giden. Seferlerle giden, evet. Oradan da çoğalmışlar. Oradan, evet. Ama İtalyanlar bunu tabii çok geliştirmişler. Geliştirmişler. Yani genetikleriyle oynamamışlar ama daha nasıl daha verimli olur diye çalışmışlar. Yani bize İtalyanların söylediği, biz aşağı yukarı 40 sene falan gerideyiz onlara göre. Doğru, doğru. Bu evet. arada. Büyük saman stoklarım var. Bunlar nereden geliyor? Bunlar Hayrabolu'dan geliyor. Hayrabolu'ya buradan selam olsun. Hayrabolu'da Aral çiftliğinden geliyor diyebiliyorum. Evet, evet. Doğru söyledim doğru, değil mi? Doğru söylediniz. Bravo. Burada da yemler var. Yemleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz kendimiz yapıyoruz. Tamamen ham maddeleri kendimiz alıyoruz. Rasyosu kendimize ait, bize ait. Hiç hazır yem kullanmıyoruz. Hazır yem kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz, evet. Ama bu arada tabii konuşacağız ama yem maliyetleri çok yükseldi. Ne diyorsun? Çok değil, muazzam yükseldi. Muazzam yükseldi. Muazzam yükseldi. Yani süte zam gelmiyor. Doğru. Ete zam gelmiyor. Ama bizim yem girdilerimizin hepsine korkunç zamlar geldi. Yani geçen seneyle bu sene arasında... Sade yem dedi ki.
Yani kaba yem olarak da geldi. Hayır, saha da yem değil. Yani elektriğe de geldi. Elektrik, su, işçiliğe mazot, geliyor, evet. Mazota geliyor, her şeye geliyor. Ama bizim süt fiyatları yükselmiyor. Yükselmiyor. Nasıl çıkıyorsun bu işin içine? Vallahi gittikçe zorlaşıyor. Vallahi, yani bugün olsa girer miyim bilemiyorum ama. Bir de şöyle bir şey var. Tabii butik bir şey olduğu için evet. Sizinki birazcık daha farklı konsept. Farklı. Yani butik olmasa yaşayamazsın yani. Doğru, şimdi doğru. İnek çiftliklerine Allah yardım etsin diyorum ben. Doğru, doğru. Yani çok zor bir şey. Burada sılaj depolarınız var. Sılaj depolarımız var. Ne evet. Kadar sılaj yaklaşık yıllık yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 4000 ton civarı sılaj alıyoruz. 4000 ton? Evet. Kaç hayvan var o zaman? Anaç? Toplam yavrularla beraber 1000 tane, 1000 civarı mandamız var. Peki ilk 2012'de hani kurmaya karar verip kaç evet. Yılda ilk başladınız? 2013'te inşaat başladı. Evet. 2014'te ilk mandaları ithal ettik. Biz İtalya'dan ithal ettik. İtalya'dan ithal ettiniz. O zaman kaç anaçla başladınız? 2014'te 126 tane, 2015'te de 76 tane. İthal ettiniz. İthal yani. Ettik. Bunun içinde 2 tane boğa vardı sadece. Ondan sonra hep kendiniz mi çoğalttınız? Hep kendimiz. Yani hiç dişi satmadınız o zaman. Dişi hiç satmadık, hayır. Sadece erkekleri satıyoruz. Dolayısıyla yani bizim neden İtalya'dan getirdik? Çünkü İtalya'daki mandaların süt verimi yüksek. Onları da konuşacağız zaten. Evet. Laktasyonları çok merak ediyorum. Evet. Bu arada bu gençlerin yeri mi? Gençlerin yeri, evet. Gençlerin yeri. Şöyle dolaşarak gidelim. Tabii. İlk önce bu gençlerden başlayalım yolumuzda olduğu için. Ondan sonra mandaları konuşalım. Şimdi o zaman bu çiftlikte damızlık yetiştirmesi var ama asla dişi satma yok. Dişi satma yok. Hedef yani. Ne? Yani kaç mandaya ulaşmak hedef? Vallahi dişi olaraktan da 1200 civarı. Yani bu şeye de bağlı. Amaç öyle ama arz talep meselesi. Yani bizim satışlara şu an, da bağlı. Biz şu anda ürettiğimiz bütün sütü diğer mandıramızda işleyerekten yani evet. Kaymak, yoğurt, tereyağı, mozzarella, burrata gibi çeşitli ürünlerle değerlendiriyoruz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bu çiftliğin en büyük özelliği aynı zamanda bütün çıkan sütün tamamını kendileri işleyip Türkiye'nin bütün butik restoranlarına, evet. Şarküterilerine, marketlerine, belki marketlerde görüyorsunuzdur Bufa diye ve burası yapıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi o talebin yükselmesine evet. Göre de rakam büyüyecek çünkü evet. Fabrikanın kapasitesi var, mandırın var, kapasitesi. Evet, var. Bütün makineler de İtalya'dan mı geldi? Çoğu İtalya'dan geldi, evet. Yani evet. Havalandırma bile İtalya'dan geldi. Göreceğiz zaten onları da. Şimdi buradaki hayvanların hepsi dişi mi erkek mi bunlar? Erkekler de var, dişiler de var. Ha, ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Bunlar genç hayvanlarımız. Genelde atları maşallah güzel, saman. Evet. Samanı genelde atlık olarak mı kullanıyoruz? Atlık olarak kullanıyoruz. Rasyonda yok değil mi? Rasyonda var. Var mı? Var. Kurulara veriyoruz. Kurulara veriyoruz. Kurulara. Ha, kurulara veriyoruz. Evet. Yoksa süt üretiminde yok. Samanın bir tabii, katkısı tabii. Yok. Ama çok güzel, altları tertemiz, pırıl pırıl. Ve beslemeniz oldukça iyi. Ne veriyorsunuz? Şimdi yonca görüyorum ben burada. Vallahi yok bunun içinde. Vallahi bunu biz bile güzel. Yiyebiliriz ya. Yani. Vallahi. Mis gibi kokuyor. Evet. Şimdi içinde mısır sılacı var. Mısır sılacı var. Mısır yonca var. Mısır var. Yonca var. Arpa var. Arpa var. Premix var. Premix var. Mermer tozu ve şey soda var mı? Soda var. Şey var. Maya var. Maya var. Evet. Evet. Yani işkembenin daha rahat çalışması için. Evet. Çok kaliteli. Yoncayı nereden alıyorsunuz? Yoncayı Aksaray. Konya Aksaray. Konya Aksaray'dan evet. Geliyor. Vallahi en güzel yerlerden en güzel ürünler geliyor. Aynen öyle. Bu arada değerli izleyiciler, ben de eski bir peynir üreticisiyim. Türkiye'de belki ilk defa mozzarella peynirini yaptım ama biz inekten yapıyorduk. Ve şimdi böyle bir çiftliğin olması, gerçek mozzarella peyniri manda sütünden olan doğru. Mozzarella'dır. Doğru. Hatta mozzarella fiordalatte. Fiordalatte inekten olan. İnekten olan. Evet. Ben fiordalatte yapıyorum. Evet, evet. Manda olana ne diyoruz? Mozzarella, di bufalo. Mozzarella, di bufalo. Bufalo da biliyorsunuz Türkiye'de biz bufaloyu bizonlar için kullanıyoruz aynı zamanda, değil mi? Öyle ama bufalo, water bufalo. Water yani. Bufalo, evet. Water bufalo, gerçek mandalar. Evet, burada bütün gençler burada duruyor. Bütün gençler burada. Esasında şöyle, bizim burada bir sürü, tabii doğum oranı aşağı yukarı 50-50 erkek dişi. Biz doğan erkekleri normalde damızlık olarak satmak istiyoruz.
Çünkü baktığınız zaman bunların anneleri hepsi laktasyonu yüksek anneler. Çok kaliteli boğalar. Çeşitli manda birliklerine bunu bildirdik esasında. Arada alanlar oluyor. Ama keşke hepsi şeye gitse, damızlığa gitse. Yani bunların ete gitmesi çok yazık. Evet. Çünkü gerçekten damızlık hayvanlar. Bazen mecbur kalıyoruz, gönderiyoruz. Ama eminim bu programlarımızdan sonra bufalo besleyici arkadaşlarımızın gerçekten eğer damızlık istiyorlarsa, ki rakamlar, söylediğin rakamlar da son derece iyi rakamlar. Yani aylığın ayına göre, şeyine göre değişiyor. Bugün işte 3 aylık bir manda 4-5 bin lira mı? O civarda. 4-5 bin lira civarı. 4-5 bin lira bugün biz kuzuyu veriyoruz 4-5 bin lira. Yani küçük başta ben yaptığım için yani damızlıklarda bence kaçırılmaması gereken. Ben aynı zamanda Kocaeli Manda Birliği'ni kurdum. Öyle mi? Evet. Oranın da başkanıyım şu anda halen. Üyelerimize falan da vermek için çaba sarf ediyoruz ama. Çoğalıyor mu peki sizden sonra? Mandacılık çoğalıyor mu? Tabii. Biz geldiğimizde aşağı yukarı 300 falan manda kalmıştı. Zamanında 20-30 sene, 30-40 sene önce 20 bin olan Kandıra'daki manda sayısı 300-400'e düşmüştü. Şimdi şu anda 3000'e yaklaşıyor bizden sonra. Evet. Yani damızlık bir çiftliğin ne kadar bölgeye katkısı oluyor bunu da görüyoruz. Yani bizim böyle bir çiftlik yapmış olmamız aşka getirdi. Çevredeki çiftçileri de. Ama herkes yani mandaya da bakmasını çok iyi bilmek lazım. Doğru. Yani şimdi ben bakıyorum bazı manda çiftlikleri var. İşte 6 ay süt alıyorum diyor. Yerli hayvanlarda bu 6 ay doğrudur. Ama bugün bu İtalyan mandası kaç? 300 güne kadar gidiyor. Ortalama 270 gün diyebiliriz. 270 mükemmel bir rakam. Evet. Ve laktasyon ortalaması ne tam olarak? 2700 yani 10 litre günde ortalama. 2700 litre çok iyi bir rakam. Evet. Yani manda için inanılmaz bir rakam. Evet. Ve daha sonraki programda da şu şeyi konuşuruz. Hani o sütü nasıl işliyorsunuz? Anladım. Neler yapıyorsunuz? Tabii, bu çok önemli. Tabii bir tek şey kafama takılıyor. Onu orada da tekrar soracağım ama burada da sorayım. Mesela genelde diyorlar ki çok süt verimi yüksek mandalardaki yağ oranı yerli mandalara göre biraz daha düşük diyorlar. Bu konuda ne diyorsun? Yok, o mandanın cinsiyle de alakalı. Cinsiyle alakalı. Mesela Hindistan'daki mandaların sütü daha fazla ama yağ oranı daha düşük. Evet. Ama İtalya öyle değil. İtalya öyle değil. Çünkü niye? İtalya peynir yaptığı için kuru maddeyi ve yağ oranını yüksek tutmak. Genetik seleksiyon ona göre yapmış. Evet, protein ve yağın yüksek olması lazım. Yoksa mozzarella yapamazsınız. Kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Bir de şeyleri var onların. Bir mozzarellası var. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Hani mozzarella'nın içine krema enjekte. Burrata. Yapıyoruz tabii. Onu da göreceğiz. Tabii. Bir de tadına bakalım. Tabii. Hem değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Manda çok önemli. Ülkemizin en önemli ırklarından veya hayvan, evcil hayvan cinslerinden bir tanesi, çiftlik hayvan cinslerinden. Fakat biz yeteri kadar önem veriyor muyuz? Bu tartışılır değerli izleyiciler. İşte buradaki çiftlik bize mandanın ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte mandanın niye gelişmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayacağız. Ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Maalesef birçok yere gittiğimiz zaman tatlılarımızın üzerinde kaymak kullanılır. Artık ben birçok yere gittiğim zaman kızıyorum, garsonu çağırıyorum. Manda kaymağı mı? Yok, manda kaymağı değil. İçine inek kreması koyuyorlar. Ve maalesef manda kaymağını ağzınıza alıp yiyebilirsiniz. İnek kreması tereyağı için çok iyidir. Krema olarak kullanabilirsiniz ama manda kaymağını direkt olarak kaşıkla bile yeseniz size zarar vermez. Doğru. Yani dolayısıyla orada neden mandacılığın gelişmesi gerekiyor? Ve neden kaymağın, gerçek kaymağın yeniden, mesela Afyon'a giderken ne yapardık? Afyon'un mandası meşhurdur. Orada ekmek. Sucuğu da meşhur çünkü manda eti var içinde. Manda eti vardı. Tabii. Ve ekmek tatlısını, ekmek tatlısı, kadayıfı derler. Üstünde manda kaymağı vardı. Şimdi inek kreması var. Maalesef öyle. Yani ülkenin geldiği durum mandacılıkta ama gelişmesi lazım. Maşallah, subhanallah. Şöyle bir dönelim. Bu arada kameraman arkadaşımız sevgili Agit. Agit'le beraberiz. 6 yıldır, 7 yıldır beraberiz Agit'le. Güzel.
burada mandaları görüyoruz. Mandaları bir de bu mandalar biraz daha bana heybetli duruyor gibi geldi. Yani vallahi daha mı iri? İyi besleniyorlar herhalde ondan dolayı. Çok iyi besleniyorlar evet. Evet yani bunlar mesela gebe olanlar mı şimdi? Bunlar sağılanlar mı? Sağılanlar. Gebe olanlar da var öbür tarafta. Gebe olanlar da var. Evet. Bunlar sağılanlar. Evet. Peki mandalar sert hayvanlar aynı zamanda. Vallahi sert ama bakın. Yani cana yakınlar. Cana yakınlar ve şimdi meraklılar. Bakın oradan koptu geliyor bir tanesi. Sevdirmek istiyor kendisini. Evet. Böyle enteresan bir hayvan. Yani çok esasında akıllı. İnek akıllı gibi değil hayvan, yani. Değil mi? İnek çok gibi değil. Manda gerçekten çok yakışıklı ilginç bir hayvan. Yakışıklı. Bir de manda derisinden birçok faydalanılıyor evet. Değil mi? Çok. Neler yapılıyor manda derisinden? Manda derisinden mesela? Kemer yapılıyor. Kemer yapılıyor. Koltuk şeysi yapılıyor. Yani koltuk ne derler? Koltuk derisi. Koltuk derisi yapılıyor. Kemer yapılıyor. Boynuzundan yararlanılıyor. Boynuzundan bıçak sapı yapılıyor. Bıçak sapı yapılıyor. Evet. Her şeyi kullanılıyor mandanın ama gerçekten manda sucuğu da başka bir şey. Başka oluyor. Değil yani mi? Manda etinin girdiği sucuğun tadı bambaşka. Manda etinin evet girdiği sucuğun tadı bambaşka oluyor. Tabii böyle ağzımızın suyu aka aka sohbet güzel oluyor. Şimdi buradan şöyle bir buzağılara da bakalım. Ondan sonra dönelim tekrar burada devam edelim. Ama bu kadar mandayı bir arada ben şahsım adına ilk defa görüyorum. Türkiye'nin evet, belki şeye de gideriz. Gideriz. Türkiye'nin belki en büyük manda çiftliği olmayabilir ama en modern manda yani çiftliği. Yani birinci değilse ikincidir. İkincidir yani. Ben bu kadar manda bir de hepsi İtalyan. Baktığın zaman kalite aynı standart yani bir standart var burada. Laktasyon ortalamaları 2700 litre dedik. Eminim çok yüksek verimli var, hayvanlar. Var. Suni tohumlama mı kullanıyorsunuz? Suni de var evet. Suni de var. Suni de var. Boğa da kullanıyorsunuz. Boğa da kullanıyoruz. Genelde mandalar yılda yani sizin baktığınız zaman doğum oranlarına yılda bir tane yavru alabiliyor musunuz ortalama? Bir 300 kaç gün? Şöyle söyleyeyim 10,5 ayda doğuruyor bunlar. 10,5 ayda doğuruyor. Demek ki 400 günde falan mı ortalama? Aşağı yukarı. 400-450 gün. 450 evet. Yani çünkü genelde mandanın doğurma süreci daha uzun. Daha 10,5 uzun. Ay 10,5 ay dediğin gibi. Dolayısıyla bir doğumdan sonra hemen şey olması zor oluyor. Yani dediğin gibi 13-14 ayda bir şey yapıyor. Alıyor değil mi? Alıyor. Ama senin için de hayvancılık çok değişik oldu. Esas meslek senin farklı. Ben endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisisin. Evet. İhracat var. İhracat var. Evet. Galatasaray Eski Yönetim Kurulu üyelerimizden. Biz de naçizane Galatasaray Eski Yönetim Kurulu üyelerimizdeniz ama oradan konuşuyoruz da. Niyazi bizim abimiz. Tamam. Galatasaray'da abilik çok çok önemli. Bizim geleneklerimiz önemli. Kusura bakmayın bu arada Galatasaray'dan da bahsediyorum ama şimdi iki Galatasaraylı bir araya gelirse Galatasaray'la bahsetmeden de olmaz. Olmaz değil mi? Değil mi? Evet şimdi burada da buzağıları görüyoruz. Evet. Bu doğduktan sonra biz buraya alıyoruz. Buraya alıyorsunuz. Ne kadar kalıyor burada? 3 ay falan kalıyor. 3 ay kalıyor. Evet. Maşallah. Altlarında saman var. Saman var. Evet. Lastik var. Bunlar 10 gün, 10-15 gün kendi annelerinin sütüyle besleniyorlar. Biberonla. Biberonla besleniyor. Evet, biberonla besleniyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş yeme başlıyorlar. Evet. Ondan sonra bir daha süt vermiyor musunuz? Aşağı yukarı yani, bir aya kadar falan veriyoruz. Bir aya kadar veriyorsunuz. Evet. Şimdi ne yiyorlar burada? Gene sizin yaptığınız yonca var, kepek var. Var. Ha kepek de var. Az önce saymayı unuttuk. Ha kepek de var. Evet. Kepek birazcık daha yapıştırsın diye midede kalışını şey yapsın diye. Yonca var. İçinde. Evet, yonca var. Ve yem var ve su var. Burada 3 ay kalıyor. O biraz evvel gittiğimiz oraya bölüme gidiyor. De buradan sonra buradan gidiyor sonra değil gidiyor. Mi? Evet. Her sene sizin peki bir mandanın toplamda kaç yıl verim alıyorsun? Yani kaç yıl sonra kesime gönderiyorsunuz? Şimdi o mandanın verimine bağlı. Ortalama. Ortalama bir 5 laktasyon mesela laktasyon, gidiyor mu? 4-5 gidiyor. 5 laktasyon gidiyor. Ondan sonra sucuğa gönderiyorsunuz herhalde. Ondan sonra evet. Sucuğa gidiyor. O da ondan da güzel sucuk. Veya yavru için biraz daha tutuyoruz. Eğer yani çok kaliteliyse ki tabii. Öyle çok var bizde.
onları tutuyoruz ki ona göre yavruları da alalım. Tabii çok değerliyse. Evet. Ama yani ortalama, yani ben şey olarak söyledim, hani deformasyona ne zaman uğruyor? Yani mandalar güçlü hayvanlar, sağlam hayvanlar ama mesela mastitis olabilir, memesi körelmiş olabilir. Onları gönderiyoruz. Ya da ayağı topallamış olabilir ama sizde yani manda sağlam olduğu için, suyu da sevdiği için herhalde ayak problemi pek olmuyor değil mi? Ayak problemi pek olmuyor. Hayır. Mastit çok az olsa olabilir. Çok mastit çok az. Çok verimli hayvanlar da olabilir mastit. Evet. Maşallah, subhanallah. Çok şekerler. Çok şekerler ya. Genelde hepsinde boynuz çıkıyor mu mandalı? Çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Çıkıyor, hepsinde. Eritme var mı sizde manda? Yok, yapmadık. Yok. Biz ama İtalya'dan ithal ettiklerimizin bir kısmında yoktu. Kesmişler küçükken. Ama biz hiç şey yapmıyoruz. Ama mandalarda da o boynuz... O boynuz ihtişam yani. İhtişam. Evet. Gerçekten öyle. Yani bence çok güzel bir görüntü. Evet. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Burada 90 yavru var. 90 yavru dışarıda var. Dışarıda 15-20 tane de dışarıda var. Şu anda hepsi dolu, hatta bazılarında 2 yavru var. Peki senede yaklaşık 300-350 civarında yavru alıyoruz. 300-350. Peki o zaman siz genelde bu yavruları erkeklerini ayırıp erkeklerini satıyoruz dediniz. Evet. Suni tohumlamada kullanıyoruz dediniz. Evet. Peki suni tohumlamada dişi sperma kullanıyor musunuz? Öyle bir ineklerde var da mandalarda yok, var mı bilmiyorum. Hayır, kullanmıyoruz. Yok değil mi? Yani var mı? Olmadığı için yok yani. Öyle bir sperma olmadığı için yok. Keşke olsa. Keşke olsa yani süt yani. Süt çiftliği burası. Çok yani daha iyi olur. Evet. Daha iyi olur değil mi? İneklerde var ve onu kullanan arkadaşlar son derece başarılı inekçilikte. Onu görüyorum yani. Keşke olsa, çünkü öbür türlü erkeklerde yazık oluyor. Ya sucuğa gidiyor. Yani sucuğa gitmesine ben acıyorum esasında. Ben keşke de. Hep damızlığa gidebilse. Dolayısıyla... Ama eminim bundan sonra... Yani bu bir start olacak. Genelde İnşallah. Böyle bir çekim yapmamışsınız evet, daha yani, önce. Biraz Galatasaraylı'nın faydası oldu mu burada? Olmaz mı? Galatasaray bambaşka. Yani onun için son derece bizim için de gurur verici bir olay. Çiftçi TV adına ve şahsım adına. Şimdi sıyırgı sistemi var sizde. Aynı ineklerde olduğu gibi öbür, değil mi? Öbür tarafa da gidelim. Öbür ahıra da gidelim. İki tane ana ahırınız var. İki ana ahır var. Bir tane daha küçük bir ahırımız var. Onu genç hayvanlar için. Genç hayvanlar için. Ama şimdi bunu ileride büyütme imkanınız var. Yani evet, bunu ileriye doğru yerimiz de var. Yeriniz var. Evet, büyüteceksiniz. Büyütecek yani. Evet. Aynı sistem kurulacak. Peki şöyle bir soru sorayım ben. Çok güzel ve modern bir yer. Bunun yatırım maliyeti çok ne fazla, kadar? Çok fazla. Korkuyor musun? Çok fazla. Yani bir de şöyle, 2013 yılında yaptığınız maliyetle bugünkü tabii maliyet... Tabii dolar bazında... Doları bırakın, en basitinden betonla demiri söyleseniz yeter yani. Korkunç değil mi? Herhalde 4-5 misli falandır en az. Peki Avrupa Birliği bu tip yerlere hiçbir destek veriyor mu veya siz faydalandınız mı İPART'tan? Biz İPART'tan faydalanmadık çünkü Kocaeli İPART Avrupa kapsamı içinde değil. Evet. Biz kırsal aslında, kalkınmadan faydalandık ilk başta. Aslında ne kadar üzücü değil mi? Yani geçenlerde bundan 2-3 sene önce Edirne valisi çok güzel bir konuşma yapmıştı. Dedi ki hep biz dedi doğuya yatırım yaptık dedi. Evet. Halbuki batıda da çok büyük çiftlikler ve modern yatırımlar var. Bunların desteğe ihtiyacı var. Aslında İzmit bölgesi bana göre Türkiye'nin Sakarya ve İzmit, yani Kocaeli ve Sakarya Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip. Aynen. Hatta ben vakti zamanında çok dedim ya, buralara fabrika yapacağımıza hayvancılığı geliştirelim deyince beni topa tuttular o zaman. Doğru. Ama bugün Kocaeli'ne geldiğimiz zaman gerçek anlamda mera maalesef 5000 dönümlere inmiş vaziyette. Tabii. Çok az. Yani burada hayvancılığın menşei, mesela Kandıra eskiden dediğin gibi neyle bilinirdi? Mandalarıyla bilinirdi. Onun için Kandıra yoğurdu meşhur mesela. Kandıra yoğurdu ve ne dedin? 30.000 tane manda vardı. Evet, o civarda. Şimdi 300'den 3000'e çıkarmayı başarmışsın. Tebrik ediyorum sizleri. Yani çok önemli bir yatırım ama gerçekten Kocaeli ve Sakarya, bugün Sakarya'nın patatesi, Sakarya'nın mısırı, yani bunlar bulunmaz yani. Kocaeli'deki o bahçecilik anlamında yapılan
çalışmalar çok çok önemli. Umuyoruz ki ülkemiz bu tip yerleri biraz daha korur. Şimdi çok fazla yabancılar girmeye başladı bu bölgeye. Onu da buradan söyleyeceğim. Yani yabancılar maalesef hazine arazilerimiz bir şekilde satın alınıp sonra yabancılara satılıyor. Bu beni çok üzüyor. Yani o hazine arazileri mera olarak kullanılıyor aslında. Tabii, tabii. Ve maalesef gidiyor. Evet, bazıları değişik bir boynuz yapısına sahip. Bunu zamanında kesmişler. Sonra çıkanlar da böyle çıkmış. He. O hayvana zarar vermiyor değil mi? O vermiyor. Verirse kesilecek zaten. Evet. Ya beslemeniz oldukça iyi gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani gerçekten kondisyon olarak yani baktığımız zaman 5 üzerinden 5, 4,5, 5 arası. Doğumda bir sıkıntı yaratıyor mu? Yok, yaratmıyor. Yani ben mandayı çok iyi yani bilmediğim için bunları soruyorum. Yani sıkıntılı doğumlar oluyor tabii. Sıkıntılı doğumlar olabiliyor. Olabiliyor tabii. Sağımhane de hemen burada. Daha sonra sağımhaneye de bir bakarız. Burası hastane. Ha, burası hastane. Evet. Burada rahatsız hayvanlar burada tedavi görüyor. Sizin veterineriniz doğum devamlı yapanları buraya. He, doğum yapan. Sizin veterineriniz devamlı burada mı yoksa dışarıdan mı veteriner? Bizim müdürümüz İtalyan, aynı zamanda veterinerdi. Evet. Hem zooteknisyen hem müdür. Zooteknisyen hem de veteriner. Öyle mi? Tabii tabii. Yani hem aynı zamanda üretimden de anlıyor. Evet. İhtiyacımız olduğunu. Bayağı büyük bir transfer yapmışsınız yani. Futbol transferi gibi bir transfer. Ne kadar güzel. İnşallah onunla da bir tanışırız. Tabii tabii. Pek ayak sıkıntısı yaşıyor musunuz bu hayvanlarda? Yok. Tırnaklarını kesiyoruz. Tırnaklarını kesiyorsunuz, evet. Ama şeyde ıslığa alışkın bir hayvan olduğu için, evet, pek şey sıkıntısı yaşamıyorsunuz değil mi? Çok güzel. Şimdi temizlik var. Temizlik yapılıyor. Zaten peki gübreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şu iki gübre çukurumuz var. Ha, onlara bir bakalım o zaman. Tabii, biri bu. Bayağı büyük bir çukur. Bayağı büyük. Bunun derinliği 7 metredir. Ciddi mi? Evet. 25 metre çapında. Çok güzel. Bunun içine düşmemek lazım. Bunun içine düştün mü zifle olmazsın. Zifle olmaz değil mi? Evet. Peki gübreyi ne yapıyorsunuz genelde? Kurutmuyorsunuz değil mi? Direkt böyle mi satıyorsunuz? Direkt böyle, evet. Sıvıyı da bu alıyor aynı zamanda. Hem sıvı hem şey. Evet, tankerimiz de var. İsteyen köylülere, tarlalarına hem tankerimizle hem de... Ücreti mukabili? Yok, ücretsiz değil. Ücretsiz. Bedava veriyoruz. Ciddi mi? Evet. Bedava veriyorsunuz. Bedava. Esasında baktığınız zaman o da büyük bir imkan. Çünkü gübrenin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde. Evet. Bir de kaliteli gübre. Kaliteli, yani evet. Yedikleri belli çünkü. Evet. Yedikleri belli olduğu için gübreleri de o kadar kaliteli oluyor. Tabii. Kaliteli yersen. Kaliteli gübre veriyor. Gübre veriyor. Eminim ki alanlar çok faydasını görüyor. Görüyorlar, evet. Görüyorlar. Görüyordur. Yani aynı zamanda bu da bölgeye bir hizmet. Tabii tabii. Yani bölgeye çok şeyimiz var. Yani burada tabii ben var. Kandıralı olmamdan dolayı da ayrıyeten gurur duyuyorum. Ne kadar bir faydamız güzel olmasından dolayı. Çünkü biz yaşımız geldi, epey oldu. Herkesin emekli olduğu bir zamanda biz böyle bir işe girdik. Ne kadar güzel. Hem bölgemize, Kandıra'mıza bir faydamız oldu. Hem de burada yaşayan insanları bizde çalıştırarak hem onları hem ailelerini. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben gurur duyuyorum şu işletmeyi dolaşırken bile gurur duyuyorum. Yani hem ülkem adına hem ülkemiz adına hem de bölge adına kendi adıma gurur duyuyorum. Burada da düğelerimiz var. Evet. Değil mi? Evet. Burada düğeler var. Bunlar daha gebe değil. Değil. Hayır. Gebeler başta, ona bakacağız. Kaç şimdi yaşında gebe mandaları genelde? Vallahi bizimkiler aşağı yukarı 18 ayda falan gebe olabiliyor. 18 ayda. 18 ayda. Ya bu biraz beslemeyle ve mandanın yapısıyla da alakalı. Yani o boğayı taşıyabiliyor olması lazım. Boğaya mı tutuyorsunuz, suni tohumlama mı genelde? İkisi de oluyor. İkisi de oluyor. Suni tohumlama da var, boğa da var. Evet. Boğaları görmedik. Boğalar aralarda. Ha, boğalar şeyde mi? Evet, aralarda var. Aralarda var, anladım. Anladım. Tamamen aynı zamanda bilgisayar sistemiyle yönetiyorsunuz. Yani tabii, sistemi. Tabii. Her şeyi görebiliyorsunuz. Evet, şimdi yine buraya geldik. Burada biraz daha farklı bir rasyon yapıyorsunuz herhalde. Bunlar kısırlar mı? Yok, bunlar henüz değil. Kısırlar başta.
başta. Sağ bunlar taraf, yani şunlar, sütü azalanlar mı bunlar? Evet. Bu diğer dolaştığımız yer laktasyonu yüksek olanlardı. Yüksek olan, evet. Burası artık yavaş yavaş kuruda olanlar bakımında. Sırf saman var burada. Ha, burada evet. Mısır sılacı ve saman var. Evet. Bu tarafta birazcık daha... Daha bir gelişmekte olan mandalara da, yani düvelere de biz bunları veriyoruz ki. Anladım. Sırf saman vermiyoruz yani. Anladım. Sılaj var ve diğer... Bütün hepsi vitamin arka, şusun, buğday, evet, hepsi var. Var. Peki bunlar mesela şimdi orası ile burası birazcık daha büyük herhalde. Ayrı değil mi? Evet, evet. Bunlar gebe mi? Yok değil. Gebeler başta. Gebeler başta. Ama bunlar yakında herhalde... Bunlar bu ara tohumlanır. Tohumlanma zamanı geldi, evet. Yani. Bu hayvanlarda bilgisayar sistemi var. Aynı zamanda çip var mı? Midelerinde çip var. Midelerinde hem var. Hem midelerinde var hem kulaklarında var. Bununla evet. Hem hayvanın ne kadar süt verimi olduğunu aynen. Görebiliyoruz. Aynen. Aynı zamanda da takip edebiliyoruz, evet. Değil mi? Evet. Bu çipli olarak yurt dışından mı çipli olarak geldiler yoksa burada mı yaptınız? Midelerindeki çiple oradan geldiler. İtalya'da öyle çünkü. Ama biz burada yeni doğanlara da çip koyuyoruz midelerine. Midelerine koyuyoruz. Mıknatıs gibi bir şey mi böyle? Nasıl bir şey? Böyle şöyle küçük kurşun gibi. Hani büyük tüfek. O şey. Midenin içinde işkembede ömür boyu kalıyor. Yani hiçbir şekilde yok. Hayvanın dışarı atma, hayır. Şeyi olmuyor. Özel değil mi? Bir şekilde yutturuluyor. Yutturuluyor. Dolayısıyla direkt mideye gidiyor. Midede kalıyor. Evet. Kulakta da çip var dedik. Evet. Gözüküyor zaten bu kulaktaki çipler. Evet, evet. Buradan da hayvana ne kadar kontrol, süt verdiğini görüyoruz. Görebiliyoruz, evet. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Mesela ahırın kraliçesi kaç litre süt veriyor laktasyon olarak? Yani en yüksek 20 22 litre veren var. 22 litre, evet. İnek kadar veriyor neredeyse. Veriyor, neredeyse, evet. Korkunç. Peki ondaki yağ oranı daha mı düşük gene? Yo, aynı değil, mı? Aynı. 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 Yağ oranı neydi bu arada? Yağ oranı 8,5-9 civarı. 8,5-9. Değerli, evet. İzleyiciler, inek sütündeki yağ oranları 3,5-4 litredir. Doğru. Jersey'de bu rakam 5,5-6 hatta 6,5'lara çıkabilir. Ama manda dünyadaki çiftlik hayvanları içinde en çok yağ oranına sahip hayvanlardır. İşte 8,5-9 çok ciddi bir rakam. Tabii bu 7 ile de alakalı. Tabii yani zaten... besleme programında verdiğiniz şey buna göre tabii, yönelik. Yani tabii, bu da çok önemli. Tabii. Şimdi mesela İtalyanların parmesan peyniri var. Evet. Parmesan peynirini sütünü üreten ineklere asla sılaj verilmez. Onlar da tamamen otla beslenir. Hı. Çünkü parmesan peynirindeki işte 24 ayda bir parmesan peyniri, hı, oluşuyor. Onun da farklı bir konsepti var. Burada da sizin verdiğiniz rasyon eminim ki sizin veteriner arkadaş rasyonu yapan ona göre yapıyor. Tabii tabii. Zaten dediğim gibi yani gerçekten biz bile yiyebiliyoruz. Vejeteryan olunca. Vejeteryan. Yani soya var. Soya da var. Soya da var mı? Tabii soya, yani soya da var. O zaman enerji ve protein dengesi ona göre bayağı, evet, oldukça yüksek. Peki, mesela iyi mozzarella olması için biliyorsunuz proteinin de yüksek olması lazım. Evet. Yani o stretching olayı onunla alakalı. Evet. Yağın ve proteinin yüksek olması lazım. Evet. Yani dolayısıyla rasyon, ya zaten şimdi mesela bunların eti de çok güzeldir. Evet. Yani bunların sıfır etindeki mermerimsi kolesterol. Doku da iyidir. Doğru. Sıfır kolesterol mesela. Sıfır kolesterol. Eti, evet. Ya korkunç. Siz burada sucuk üretimi de yapıyor musunuz? Yok, yapmıyoruz ama benim hep hayalimde var yani. Vallahi yapman lazım. Şimdi olsaydı da yeseydik yani. Aynen. Mesela benim bir arkadaşım var, onların da koyun çiftliği var, Pega Merinos. Hı hı. Geçenlerde beni işte gittiğim zaman, ya dedi, kuzudan sucuk yaptık dedi. Kuzudan? Kuzudan. Bir lezzet, inanılmaz. Olabilir tabii, kuzu eti çok lezzetli. Çok güzel ama manda da öyle yani. Manda gerçekten sucuk da çok önemli. Hı. Ama manda eti direkt olarak da yenebiliyor benim bildiğim. Fermentasyonu tabii, yaparsan yani tabii. Dinlendirmeyi doğru yaparsan. Doğru. Şeyle alakalı yani genç bir ne bileyim ben geç bir mala kestiğin zaman daha körpe oluyor eti. Ne bileyim 10 yaşında bir dişiyi kestiğin zaman daha sert oluyor. Onunla kesinlikle, da alakalı. Onunla kesinlikle da alakalı. Yani şeyde de öyle yani koyunda da İnekte öyle, de, keçide tabii. De öyle, inekte de öyle. Doğru. Yani genç hayvan mesela özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Dişilerin eti daha lezzetli oluyor.
Burada böyle bir yapı var. Bunun özelliğini de bir dinleyelim. Evet, şimdi hayvan sayısı çoğalınca yem üretimini burada yapacağız. Çünkü yağmur falan oluyor. Dışarıda yapmıyoruz. Diğer tarafa da sığmıyor artık. Burayı sırf yem hazırlama bölümü olarak yaptık. Bu yem hazırlama bölümü bir nevi kesif yemlerin geldiği yer mi? Sılacı buraya mı getir? Sılacı yok, buraya? Sılacı. Sılacı bir parçasını getireceğiz. Ne bileyim, arpa gelecek. Buğday gelecek. Soya gelecek. Mısır gelecek. Onların parça parça gelecek. Buraya... Her bir bölümde ayrı bir ham madde olacak. Evet, ve de sabit yem karma makinesi koyuyoruz. Elektrikli. Elektrikli. Onun için buraya böyle bir şey yaptık. Yoksa bizim şeylerimiz var. Karma yem makinalarımız var. Burada var ama çok doğru bir karar. Evet. Ben mesela şimdi karma yem makinalarında artık elektrikle çalışanı hem mazotlu hem elektrikli yaptılar. %71 tasarruf veriyor. Yani mesela elektrikle çalıştırdığın karma yemlerde %71 tasarruf ediyorsun. Bayağı bir şey. Şimdi dolayısıyla doğru bir karar. Evet. Sizin yapacağınız o yatırım da doğru bir karar. O zaman yatırım hiç bitmiyor burada. Hiç bitmiyor. Maalesef devamlı basıyorsunuz. Yani neredeyse kazancın tamamı, belki fazlası yatırıma gidiyor. Aynen, devamlı gidiyor. Peki sizlerden sonra genç nesil nasıl bakıyor buna, çocuklarımız? Vallahi bir de göreceğiz. Şu anda geliyorlar mı yani? Geliyorlar. Onlar pazarlamayla ilgileniyor. Çok güzel. Biz ortağımla daha çok çiftlikle ilgileniyoruz. Pazarlama, dağıtım merkeziniz İstanbul'da o zaman. Yoksa yani, direkt buradan mı dağıtım yapıyorsunuz? Direkt buradan çıkıyor. Sabahleyin büyük bir araba gidiyor. İstanbul'daki dağıtımlar için. İstanbul'da 3 tane ayrı arabaya dağıtım yapıyor. Dağıtı veriyor. İşte birisi Anadolu tarafı, birisi Avrupa tarafı, biri de Horeca dediğimiz, yani restoranlara verdiğimiz araba. Haftada 2 gün Bodrum, İzmir, Çeşme'ye gidiyor. Kendi aracımız. Böyle yani şu anda Ama genelde Marmara bölgesi ağırlık. Yani İstanbul ve İzmir mi? Ağırlık plan. Öyle ama Ankara var, Eskişehir var, Bursa var, Antalya her var. Her yere gidiyor yani. Tabii. Yani Göçe'ye kadar gidiyor. O zaman bu böyle giderse talep fazlalaşacak ve fazlalaşıyor zaten. Evet. Belki bölgede mandacılık geliştikçe oradan da toplayıp alabilirsiniz yani. Vallahi şu anda bilemiyorum çünkü emin olmak lazım. Kendi sütümüz çok iyi olduğu için. Onu karıştırıp onu kaliteyi bozmak lazım. İstemiyoruz şu anda. Ya işte onları da geliştirmek lazım. Yani geliştirerek onların da ıslah etmek gerekiyor. Yani eğer ıslah edilirse mutlaka onlardan da tabii. alınabilir yani. Amacımız o esasında. Yani uzun vadeli baktığınız zaman buradaki çiftçiyi de geliştirmek. Ama tabii ki karşılığında bizim kalitemizin bozulmaması lazım. Ona yakın bir kalitede süt üretiyor olmaları lazım. Manda sütünün şu andaki fiyatı ne? Sizdeki fiyatını en azından bir öğrenin. Valla piyasada aşağı yukarı 13, 14, 15. 17, 18'ler de var. Öyle mi? Var. Olabilir. Var 18 liraları hatta 20 liraları. Ama bu tabii şey, sağladığı andaki fiyatı bundan sonra. Evet. Ha tabii ben perakendedeki... Tabii. Yani perakendenin alım fiyatını söylüyorum, şey değil. Sağladığı andaki fiyatı. Ben çiftlikteki sağladığı andaki, yani hiçbir maliyet olmadanki fiyatını sizin söylüyorum. Sizin ne kadar şimdi? 15 mi? 20 mi? Biz şey satmıyoruz, çiğ satmıyoruz. Bir tek pastörize şişede satıyoruz. Onu da bir firmaya, büyük bir market zincirine veriyoruz. Şişe olarak da veriyorsunuz, evet. Pastörize olarak. Pastörize. Onun piyasadaki satış fiyatı ne? Aşağı. Şu anda bilemiyorum. Biz yani en son Mayıs ayında zam yaptık. O zamandan beri zam yapmadık ama maliyetler maalesef devamlı artıyor. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, sağım bölümüne gireceğiz. Burası veteriner bölümü aynı zamanda. Burada veterinerin bütün alet edevatı, ilaçları var değil mi? Evet. Soğutma tankımız var. Evet. Kaç tonluk? 5 tonluk, 3 tonluk. 3 tonluk. 3 tonluk soğutma tankı. Burada buradan da sağım sistemine giriyoruz. Kaçlı sağım sistemi? 2x14. 2x14 yani 28. 28 hayvan manda. Aynı anda sağlıyor. Aynı anda sağlıyor. Peki kaç, mesela şu anda kaç anaç var dedik? 800, 900? Yok, şu anda 250 civarında anaçımız. 250 anaç var. 1000 tane hayvan var ama 250 tane anaç. Evet. Kurudakileri saymıyoruz. Kurudakileri saymıyoruz. Yavruları saymıyoruz. Anladım. Düveleri saymıyoruz. Anladım. O zaman
bir seferde, yani genelde şu anda 250 sahama giren manda sayısı. Manda sayısı. Peki ne kadar sürüyor 250 hayvanı sahamak? 10 seferde, yani 9 sefer, 8 seferde bitiyor. Aşağı yukarı 2 saatte falan. 2 saatte bitiyor. Mandanın sütü biraz daha yavaş mı geliyor ineğe göre? Şöyle, biraz daha, çok fazla değil. Zaten az süt veriyor yani ineğe göre. 35 litre vermiyor. Ama daha yavaş. Evet, ben 10 litre derken yani sabah sahamı 6 litre, akşam sahamı 4 litre oluyor, 5 litre oluyor. Yani toplam bir gündeki sağım. Mandalar oradan girerken midelerindeki ve kulaklarındaki çipler, evet, orada bir radar gibi bir alet var. Onunla hangi mandanın kaçıncı olduğu çıkıyor. Evet. Mandalar buraya sıraya giriyorlar. Öncelikle memelerini temizliyoruz suyla. Kuruluyoruz. Kuruluyorsunuz. Sonra bu vakumlu sağınma aletlerini koyuyoruz. Onlar önce 30 saniye kadar masaj yapıyorlar. Öyle mi? O zaman farklı bir Masaj yapıyor. Sistemi. Dolayısıyla bir gevşetiyor hayvanı. Ondan sonra süt vermeye başlıyor. Sütün debisi düştüğü zaman da otomatik olaraktan bırakıyor kendini. Ondan sonra tekrar biz siliyoruz ve özel bir sıvı koyuyoruz ki bu yarım saat içinde, biliyorsunuz, memeler çok açık olduğu için mikrop kapmasın diye. Mandacılık yapılır mı? Yani tavsiye eder misin mandacılığı? Zor bir soru. Zor bir soru. Yani bir işe girmişiz. Seviyoruz. Ama şartlar her gün zorlaşıyor. Yani birisine gir desem yarın öbür gün bana beddua etmesin yani. Yani şimdi seni bu kadar düşündüren fiyatların, ham madde fiyatlarının... Her fiyatın yani her girdinin, demirinden tut, betonundan tut, ne bileyim soya ithal olduğu için dolar bazında. Mesela slush geçen sene 300 lira civarındaydı, bu sene 550 lira. Yani neredeyse iki misli. Çok. Arpa deseniz iki misli oldu. Yani bunlarla, yani şöyle, herkes tabii bizim gibi beslemiyor. Evet. Ne yapıyor? Mera'ya salıyor. Ama o zaman da istediğiniz gibi kaliteli şeyi alamıyorsunuz. O zaman sütü verim olmaz ki. Yani hayvandan, beslemeden keserek tasarruf olmaz. Olmaz. Yani bunu hep söylüyorum. Ya bu işi yapıyorsan devam edeceksin, evet, ve bu katlanacaksın. Hakkıyla, evet, hakkıyla yapacaksın ya da yapmayacaksın. Doğru, doğru. Ya da dediğin gibi meram var, ne bileyim otlatma imkanım var. Atıyorum çok daha aza kanaat getirip, doğru, daha az miktarda alacaksın. Doğru. O zaman da karlılık ya da verimlilik ortadan kalkmış oluyor. Doğru. Yani söylenen 30-40 sene önce Türkiye'deki manda sayısı 1 milyon diyorlar. Biz başladığımızda aşağı yukarı 60 binlerde filandı. O kadar düşmüş. Evet, çok düşüktü. Çok düşüktü. Şimdi 140-150 binlere geldi. Devlet az da olsa destekleri var. Anadolu mandası islah projeleri başladı. Yani İtalyanların 40-50 sene önce yaptığı şeyleri biz şimdi yapıyoruz. Ama bu da güzel bir şey. Yani bir başlamış olmak. En azından ıslah etmek açısından, kaliteli manda yetiştirmek açısından önemli bir şey. Evet, yani bir kere kafamızdaki tabuların bazıları yıkıldı. Evet. Neydi? İşte manda 5 ay 6 ay süt verir. Manda 270 gün yani 7 ay 8 ayda çok rahatlıkla verebiliyor. Süt verebiliyor. Biraz cinsiyle de alakalı galiba. Cinsiyle de alakalı. Manda sütünün süt verimi yükseldiği zaman yağ oranı düşer diye bir şey yok. O da cinsine göre. Yani o da cinsine bağlı. Murra cinsi var mesela. Hindistan'da. Evet. Onun süt miktarı yüksek ama yağı düşük. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Yani çok güzel bir program oldu. Çok akıcı oldu. Ben teşekkür ederim. Gerçekten değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir Büyükbaş Dünyası programının sonuna daha geldik. Ama sevgili Niyazi Yelkencioğlu, Niyazi abime ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bilgiler aldık ama bununla burada bitirmiyoruz. Şimdi mutlaka bir de üretimi görmemiz lazım. Yani bir sonraki programda üretimi göreceğiz. Üretimde neler yapılıyor? Alınan sütün nasıl değerlendirildiği, evet, buna bakacağız. Butik bir çiftlik üretimle beraber olması, yani kendi, evet, üretimini yapması çok çok önemli. Ben bunu süt koyunculuğunda da mandacılıkta da özellikle önemsiyorum. Evet. Çok çok önemli. Umarım farklı yerlere, farklı bölgelerimizde yapılan hayvancılarımıza katkısı olur.
Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Her zaman olduğu gibi inekleriniz, buzağılarınız, mandalarınız, malaklarınız, koyunlarınız, kuzularınız sağlık içinde olsunlar. Aynen. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.